Merhaba arkadaşlar, videoya geçmeden önce sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. Bu videodan sonra hemen bir bilgilendirme videosu paylaşacağım. Onu da izlerseniz gerçekten çok sevinirim. Aşağıda bir Instagram hesabı, bir de anket paylaştık arkadaşlar. Bu anket video oyunlarının faydası ölçeğidir. Bu video oyunlarının ne kadar faydalı olduğunu ölçmemiz için bir araç. Bunu bir araştırma için kullanıyorum. Bir sonraki videoda ayrıntılı şekilde bahsettim. Instagram hesabımız ise psikolojik danışman olarak işe başladığımı söylemiştim. Yine bir sonraki videoda ayrıntılı bahsettim. O da benim kişisel blogum, yani psikolojik danışman Instagram sayfam. Onu da takibinizi, desteğinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda ayrıntılı bahsettim. Bir sonraki video. İzlerseniz sevinirim. Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere okçu sınıfını tüm ayrıntılarıyla anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, okçu sınıfı ile ilgili daha önce videolar yapmıştık ama bu kez size tüm ayrıntılı PvP itemleri, her şeyiyle anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, okçu sınıfından daha önce nasıl bahsettik? Full AP isteyen bir sınıf dedik. Yani full hasar üstüne bir asas sınıf dedik. Uyanıştan sonra bıçaklarını çekiyor dedik. Şimdi bunların tüm ayrıntılarını sizlere göstereceğim inşallah. Arkadaşlar, bir süredir yine yoktum. Sürekli bu aralar ara veriyorum. Birkaç olay oldu. Sonradan bunu bahsederim. Bu videodan sonra bir video daha yayınlayacağım. Onda da başka konseptli videolarımızdan bahsedeceğim. Yani bu videodan sonra o kısa videoyu da incelerseniz sevinirim arkadaşlar. Orada ayrıntılı bir şeylerden bahsedeceğim. Okçuya geçelim. Arkadaşlar, okçu sınıfının hangi itemlere ihtiyacı var? Buradan başlayalım. I'ya bastık. Bakalım sarım track ne yapmış? Envanteri kapatınca bu kapanıyor muydu? Evet. Gel. Sarım track ne yapmış? Arkadaşlar, okçu sınıfı full AP isteyen bir sınıf. Peki bu ne demek oluyor? Sizin takılarınızı ve hani ekipmanlarınızı AP'ye yönelik dizmeniz gerekiyor. Yani yan silah mümkünse hani boss itemde no ver. Ben mesela Dande'ye geçmişim, işte Ted kız arkası. Bakın AP isabetten de bahsedeceğim. Şunlar, boss item bu kask neden rokaba? Cihat bulamadım. Eski videolarda cihat vardı. Bunlara değinelim. Arkadaşlar, zırhlardan başlayalım. Eğer boss teminiz yoksa kesinlikle Gurnil gidin. Sakın Rokaba falan düşünmeyin. Çünkü Gurnil'in AP etkisi var, bize AP lazım. O verdiği 7 AP de 1 AP'ye falan bedel ama neyse. Boss tem varsa bende yaptığımız gibi, hani gövde zırhı sönük ağaç ruhu tercihen. Beg eldiveni tek alternatif. Ayakkabı Urgon kesinlikle. Çünkü ya muskan ayakkabısı kaçınma veriyor ama kaçınmanın artık etkisini kırdılar. Urgon'un hasar azaltması daha önemli. Kaskta ise arkadaşlar, cihat bir asas sınıf için hiçbir işe yaramıyor. 100 can. Yani ve DPS az. Hani şu kaçınma hasar azaltması cidden az. Şeye baktığımızda Grifon'a, asas sınıfların okçunun da kesinlikle Grifon kullanması gerekiyor. Grifon çünkü tüm dirençler %5 veriyor. %5 ihtimalle siz o düşmeden, yakalanmadan kurtulabilir ve hayatta kalabilirsiniz. Yoksa tek yersiniz zaten büyük ihtimal düştüğünüzde falan. Karşınızda bir sahire, ninja, başka bir sınıf varsa. Bu yüzden Grifon, eğer Grifon'unuz yoksa benim gibi Ted bir item alıp buna kapras taşı basabilirsiniz. Ben öyle yaptım, 77 DP'ye kadar çektim. Hatta Grifon yerine bu bile tercih edilebilir. Hem ekonomik hem de DP yönünden performans gerçekten. Şimdi zırhlara değindik. Silah, ana silah kız arka zaten. Hani uyanış silahı Dandelion, mavi uyanış. Yan silah Nowhere kutum ve bronze hançer. Arkadaşlar, eğer Nowhere'niz yoksa zaten direkt bronz hançer kullanın. Çünkü 80 isabetle yakın veriyor. Yani o inanılmaz bir isabet. Kesinlikle onu tercih edin. İsabetinizin en az 300 olması gerekiyor. Bu yüzden bu Nowhere'e geçene kadar kesinlikle çelik kullanmayın. Yani bronz kullanın. Verdiği isabet inanılmaz çünkü. Nowhere'de ise arkadaşlar, şöyle bir sıkıntı var. Sizin Nowhere'niz olsa bile hemen Nowhere kullanmayın. İsabetinizin en az 300 olması gerekiyor. Vallahi vuramazsınız ya. Ya şu zırhlara sahip birinin imkanı yok, vuramazsınız. İsabetiniz en az 300 olması gerekiyor. Ben daha 312 yaptım. Yani okçunun belli isabet buff skill'leri var, onlara güveniyorum. Arkadaşlar, isabetinizin en az 300 olması için bag eldiveninizin olması şart ve bir küpenizin, mümkünse kırmızı mercan küpe. Kemerden ziyade küpeyi ben kırmızı mercan küpe yapmayı tercih ediyorum. İsabeti daha çok veriyor.
Diğerlerini ise AP, 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 AP. Okçu gerekirse DPM 0'a insin ama AP'm biraz daha artsın. Yani 1 AP'm 10 DPM 1 AP okçuda. Buna göre bir buit dizmeniz gerekiyor. Buradan da bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi isabetinizi AP yaparken 300'e sabitlemeye özen gösterin. Dikkat edin. Bu gerçekten önemli bir ayrıntı. Arkadaşlar taş olaraksa tabii ki size hasar verecek, AP verecek bir taş tercih etmelisiniz. Bunu öneriyorum. Yanınıza da AP potudur, diğer şeylerdir. Alabilirsiniz. Yani sürekli hasar 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 üstüne okçu. Evet. Yani ekipmanlarıyla ilgili anlatacak başka bir şey aklıma gelmiyor. Genel olarak bunlar. Şimdi gelin sizlerle beraber arkadaşlar skill ağacına geçelim. K'ya bastığımızda videoda da hiç hareket olmadı ya. Sadece konuşuyoruz. Arkadaşlar K'ya bastığımızda bir ok skill'lerimiz var. Uyanıştaysa bıçak çektiğimiz skill'ler. Kama silbe bıçağı ok. Şimdi okçunun nelere vermesi gerekiyor? Uyanış öncesi bir kere shotgun. Yani şunu sonuna kadar açıyorsunuz. Bu kesinlikle açık olmalı. Kesinlikle. Onun dışında rabamlara geleceğiz, yani birleşme skill'leri. Birleşme skill'leri tercihe göre bunu da açmanızı gerektirecek şuraya kadar. Başka bir tanesini de. Şu patlamayı açmanızda fayda var. Mümkünse mutlağını da açın. Çünkü yani kullanacağız. Bu patlama kaçışı da şu, bilmeyenler için. Ya illa kullanılıyor bir iki kaçma hamlesinde. Şu ikinci Raban birleşme skill için gerekli. Göstereceğiz. Heh. Yok, o değil, simgesi benziyor. Heh. Arkadaşlar mutlak patlayıcı rüzgar. Bunu zorunlu açıyorsunuz. Yukarıda kaldı, minik diye atladım. Kaçış atışı vardı. Nerede bu kaçış atışı? Heh, kaçış atışını mutlağa kadar açın. Çok kritik. Devam ediyoruz. Bunu kesinlikle mutlağa kadar açıyorsunuz. Çok kritik. Bu yine Rabam tercihine göre açmanız gerekecek. Bunu sakın açmayın, hiçbir işe yaramıyor. Geliştirilmesi gereken bir skill. Bunlar verdim ama hiçbir işe yaramıyor. Sözde mana yenilemesi gerekiyor. Bu ise sonradan hani beceri puanınız kaldığınızda verebileceğiniz bir skill. İsabet almanız için, hiç kullanmayanlar için şöyle göstereyim. 10 saniyelik mesela bana %9 isabet veriyor. 300, %9, hadi ondan sayalım, 30 isabet. Bir kırmızı mercan küpem daha böyle takmışım gibi ya. 30 isabet verdi o ağaç bana. Güzel, sevdik. Onun dışında ise canavarlara karşı ek hasar ve can. Arkadaşlar, şimdi rabamlara gelelim. Birinci rabamda ben kesinlikle iki seçenek arasından yıkıcı fırtınayı öneriyorum. Nedeni ne? Yani diğeri gerçekten çok bir işe yaramıyor. Yıkıcı fırtınada ise rakibi stunlamanız daha muhtemel. Şöyle bir atsın skill'i. Biz de hemen gösterelim. Yıkıcı fırtına rakibi stunlıyor. Bu, ve uzun süreli stunlıyor. Ve menzili böyle füze gibi ya. Şu en uzun menzilli skill'lerden. Şu açılsın da göstereyim. 5 saniye zaten. Ne kadardı menzili acaba? Oo, buradan bile vurdu, yeter. Gayet iyi. Arkadaşlar yıkıcı fırtınayı ben öneriyorum. Heh, ikinci rabamda ise şöyle iki skillimiz var. Bir kükreyen ok. Sniper gibi. Bakın küt. Küt. Bu büyük savaşlarda mükemmel işe yarıyor. Birebirde ise biraz riskli. Yavaş atıyor. Bendeki ise şu. Bu tam bir anti ninja silah. Rakibi şu vurduğunuz an stunluyor ama nefes yiyor. Bakın bıraktım. Şu an stunu direkt bitiyor. Saniyesine bitiyor bıraktığınızda. Yani üstünüze bir ninja gelirken çok iyi iş yapıyor ya. İnanamazsınız. Harika iş yapıyor. Mesela ninjalar böyle kaçarak geliyor şu. Öyle kalıyor. Hele iki kişi dövüşüyorsanız ya, arkadaşınız varsa ninjayı böyle mıhlarsınız. O da işini halleder. Yani rahat bir şekilde halledebileceğinizi düşünüyorum. Ben bunu açtım birebir için. Grup savaşları için ise diğeri çok daha etkili. Bunu grup savaşlarına çok kullanamıyoruz. Menzili küçük. O diğer sniper olanı ise şu Rabam'la aynı menzile sahip. Gayet uzun. Hani bunu böyle seri atıyor gibi düşünün. Küt, küt, küt. Gayet iyi. Hatta ona bile geçeceğim ben zaten yakında. Bunun sadece ninjalar için tutuyorum. Arkadaşlar, uyanış skill'leri. Benim savaşçı 61'den okçu 61'e geçtiğim için beceri puanım eksik. Savaşçının bile hala beceri puanı daha fazla bundan. 100 daha fazla yanılmıyorsam. Şimdi uyanışta ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Sizin en hasar skill'iniz. Ürpertme. Şu. Bu yere düşürdüğünüz an vuracağınız bir skill. Bunu bir kere sona açıyorsunuz. Şunları sona açıyorsunuz. Bu da sizin blink atarak vurduğunuz bir kombonun parçası. Bakın. Şu dönerek vurma, bu da devamı. Şöyle göstereyim.
Şöyle, şu da devamı. Bunu kesin açıyorsunuz, çok kullanıyoruz. Ondan sonra şu yandakileri benim yaptığım gibi açabilirsiniz. Şunu niye açmadım? Çok kullanmıyorum, kullanılabilir. Şuna bastıktan sonra space'de oka geçiyorsunuz. Çok aşırı kullanılan bir skill değil. Hani skill puanım henüz olmadığı için vermedim. Yani şundan bile feragat etmem gerekti. Skill puanı için. Arkadaşlar şu ne işe yarıyor? Ben çok seviyorum, kimisi kullanmaz. Elf öfkesi. Ya bizim okçunun nefesi çok bitiyor, göreceksiniz. Şöyle bir dalga yolluyor. Bu sırada ise bloklu sayılıyorsunuz. Hem de rakibi böyle yere düşürebiliyor. Güzel. O ikincisi de kombosu şuradan açıyorsunuz. Akım kabus darbesi. Elf öfkesinin devamı. Yani bu ana skilleri bunlar. Şu ise arkadaşlar hem ultimiz ama sakın kullanmayın. Şu benim yaptığım gibi. Bunu yaptığınız ardından şu space önemli. 58 levelde açılıyor. Bu rakibi yere düşürmek için. O space'de tak yere mıhlıyorsunuz adamı. Yine hani diğer skiller varken bunun animasyonu biraz uzun olduğu için biraz daha sonradan tercih ediliyor. Ben de skill puana göre geç verdim. Şimdi arkadaşlar sizlere skill kısa yollarını göstereyim. Bu skill kısa yolları nedir? Daha önce bahsettim. Okçu sınıfı en çok kısa yola sahip olan sınıf. Nedir bu kısa yollar? Okçunun şöyle bir esprisi var. Okçu o yazdığı gibi skill atmıyor. Ya şu en büyük örneği şu shift Q. Değil mi? Ama aslında bu böyle çok yavaş. Bakın şöyle de atılıyor. Bunu nasıl atıyoruz? Bu SF ya da DF skilleriyle atılıyor. Şöyle size göstereyim. Bütün skill kısa animasyonlarını göstereceğim. Bunu rakibi yere düşürdükten ya da rakibe bir girmeden önce şöyle yapabiliyorsunuz. Basılı tutun. AF, DF. Mana'ya yandan pot basmanız gerekecek. Sıkıntı bir de şu. Nefes yer. Yani okçuda zaten nefes çok sıkıntı göreceksiniz. Yani nefes kasmaya bakın. Şimdi en üstten biz kısa yollara başlayalım tekrardan. Bunu büyük bir örnek diye gösterdim. Arkadaşlar shotgun dediğimiz skill. Shotgun dediğimiz skill'in alternatif kullanımları çok basit. Sizlere şöyle göstereyim. Normalde bu skill'i şöyle kullanmamız gerektiğini söylüyor oyun. Ama aslında bunu şöyle kullanmak da mümkün. Bakın W Q space W Q space W Q space W Q space. Nefes de yemiyor bakın. Ve şöyle bir kullanımı da var. Kaçış atışıyla beraber kullanma. Ben WD yapıyorum ki geriye kaçmasın. Sadece D space yapınca bakın geriye kaçıyor. Yani şu sağ alttan anlatmıyorum. Oradan da görebileceğiniz için hani çok gerek duymadım. Yani bu mu daha seri yoksa oyunun bize önerdiği şu mu daha seri size kalmış. Yani yapamadım bile. Bakın uyanışa geçti başka bir şey yaptı onu yaparken. Bu okçuda kısa yollar kullanmak zorundasınız ve sizi mükemmel rahatlatacak hani kol becerinize kalmış şeyler olacak. Shotgun'ı böyle kullanacaksınız arkadaşlar. Alternatif kullanımı rakibi yere düşürdünüz işte vurdunuz. Hemen şöyle bir geçişi var shotgun'ın. Wow! Bunu nasıl geçti? Bu yanlışta şöyle bir şey var. Bunu da hemen shotgun'la bağlamalıyız. Hangisi ama onu hatırlamıyorum. Bu muydu? Hayır. Bu muydu? Yo. Bu muydu? Yok. Evet. Akım delici rüzgar. Arkadaşlar bunu açtığınızda 58 levelde. Bundan sonra uyanışta ileri F şu blink skillini attığınızda direkt space yapabiliyorsunuz. Ya da işte ileri sol click ve space diyebiliyorsunuz. Bu PvE'de de çok kullanacağınız bir skill. PvP'de de. Yani shotgun. Gayet etkili. Onun dışında arkadaşlar shotgun artık geçiyorum. Ayrıntılı kullanımlara, skill'lere değindikten sonra değiniriz. Şimdi aşağı aşağı indik. Kaçış atışını gösterdik. Bunlar temeller. Ben böyle zor şeylere geçeceğim. Heh. Mutlak patlayıcı rüzgar. Bu patlayıcı rüzgar ne? Patlayıcı rüzgar normalde şu olması gerekiyor. Biu. Harika. Peki bunu daha nasıl harika yapabiliriz? Bir. Yan 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 yan. Bakın şu sağ altta gözüküyor yan yan. Böyle. Ama nefes yiyor. Dikkat edin. Bunu diğer yana da yapmak mümkün. Yan 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 space. Böyle de yapabilirsiniz. Space'de de shotgun'la bitirebilirsiniz. Bunun amacı rakibi yoklayarak yere düşürmek. Şöyle de yapabilirsiniz. Gel gel gel. Kaç 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 kaç. Gel 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 gel. Kaç 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 kaç. Böyle bir şey de mümkün ve bunu yaparken de shotgun atabiliyorsunuz. Hatta shotgun'ın bir versiyonu aslında bununla atılıyor. Bakın. Mesela.
Yani bu Q'yu aktif kullanmak size kalmış. Mesela rakip üstünüze geliyor. Böyle rakip üstünüze geliyor. Şöyle etrafını sarın, onu alın. Shotgun işte şöyle şöyle. Size kalmış bu. Ama bu Q'yu kullanmak çok önemli. Son bir kez gösteriyorum. Zaten videoyu geri alıp rahatça bakabileceksiniz. Şöyle yan. Tabii bunu ters yöne de yapmak mümkün. Şöyle ise ileri. Şöyle ise geri. Eliniz alıştığında kolay. Başta biraz alışması zaman alıyor. Ama yani videoda gözüküyor zaten tuşlar. Rahat bir şekilde yapacağınıza inanıyorum. Arkadaşlar, bunu da geçtik. Bu önemli bir skill. Nasıl kullanacağınızı gösterdim. Yani şunu da gösterdim size. Bu değil. Yani Shift Q'yu da gösterdim. Bu Shift Q aslında şöyle. Rakibin etrafında kızıl derili gibi de dönebilirsiniz. Bunu da çok kullanıyorlar. Gayet etkili. Çok yüksek hasar var. Hatta adamı yere düşürdüğünüzde mesela grab attınız. Şöyle oka geçip şöyle yapanlar da var. Direkt daha yüksek hasar vurduğu da doğrudur yani. Shotgun'la uyanışa göre bazen. Şimdi bunun mesela benim bir alternatif kullanma yöntemim var. Onu şöyle göstereyim. Ya bazen olmuyor hani çok zorlamayın ama şöyle. Mesela olmadı. Burada shotgun'la çevirebiliyoruz. Bakın. Hop. Bir bu vurup bir shotgun. Bunun en önemli etkisi yani şunun. Mesafeli hasar DPS'ini kırıyor. Yani mesafeli hasarda yani bizim ok skill'lerimiz daha çok vuruyor bunu vurduğumuzda. Böyle bir önemi var bu skill'in ayrıca. Yani devam ettiğimizde zaten bitirdik. Rabamları gösterdim. Hani şu rabamı gösterdik, öbür rabamı gösterdik. O yüzden çok tekrar etmiyorum mantığını. Size göstereceğim son skill ise zaten bunu da gösterdik ama tekrar edeyim. Ok skill'indeyken şu aldığınız şey. Bunda hemen kaçış atışı da atabiliyorsunuz. Yani bunu almak önemli. En kötü %3 veriyor. Hani hiç skill puanı vermediyseniz. %3 de 10 isabet eder. Yarım yani bir tane daha takının isabeti gibi bir şey. Yani tri bir cadı küpesi 8 veriyor. 300'deyken %3 9 verecek. Daha iyi. Yani illa bunu basmaya çalışın. Şimdi uyanış kombolarına geçelim. Uyanışta zaten yazdığı gibi kullanıyorsunuz. Sadece şu skill'i en önemli aslında uyanışın skill'i yenileme isimli. Bunu kısa yola eklemek zorundasınız. Ben de 9 kısa yoluna ekledim. Onda bir tane G tuşu var. Bende X7 klavye var. Ucuzundan aldım hani size de öneririm. Yani fiyat performans konusunda bu X7 çok iyi. Şimdi dolarla biraz arttı da. Yani cidden normal bir klavye fiyatına. Arkadaşlar şu skill. Buna ben hayat kurtarıcı diyorum. Bunun kullanım alanı çok geniş. Ben bundan anlatayım diğerlerine öyle geçeyim. Yere düşürdüler diyeyim. Aha yerdeyim. Yerdeyim. Kalkmaya çalışırken hep şuna basarım ben. Tak 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 tak. Yenileme. Çünkü tam onu böyle yere vururken bloklu sayılıyorsunuz. Adamı yere düşürebiliyorsunuz. Gayet etkili. Yani zor durumdayken ona basabilirsiniz. Ayrıca uyanışta değilsiniz diyelim. Şöyle şöyle yapıyorsunuz. Adam dibinize girdi. Aman tanrım ne yapacağım dediniz. Uaa. Yine tam o sıra zaten süper armor. Hani size düşürme falan işlemiyor. Aniden uyanışa geçtiniz düşürdünüz. İşte düştüğünü gördünüz diğer skill'ler. Şimdi o diğer skill'lere değinelim. Okçunun mantığı şudur. Adamı yokla, yokluyorum. İşte rabam at, yokladım, stun mı yedim? Git, grab at, kes, gerekirse yenileme at, yenileme de olmamış. Yenileme, o an attım sen, yenileme sektirir, şunu vur. Shotgun, 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 shotgun. Bu adam buharlaştı. Okçunun ana kombosu bu arkadaşlar. Biraz heyecanlı anlatmış gibi oldum. Şimdi tekrar gösterin, yokluyorum. Bu da stun yemiyor babaya. Yokluyorum. Al al yeter. Yokladım stun'ı yedi. Gittim. Ah. Bir daha sek. Daha sekti. Daha uzun yerde kalacak. Öl 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 öl. Öl 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 öl. Artık ölmüştür yani. Buharlaştı. Tamamdır arkadaşlar. Yani şu an başarılı bir combo yaptık. Okçunun ana kombosu bu. Fırsatını bulduğunda E ile grab at. Sonraysa kombonu yap. Hani şu kesme en yüksek hasar. Yenileme de çok yüksek hasar. Birlikte kullanabilirsiniz. He bunu şöyle de yapabilirsiniz. İşte yokladım. En son şunun stun'ı başardım mı? Gittim. Yaptım. Hop. Kesme. İşte hemen şu uyanışa geçip işte şu. Ya da sadece kesme atıp sonra şu. Yani şu yenilemeyi saklayabilirsiniz. Adam kalktı ölmedi diyelim. Son anı. Mesela adam kalktı tam bana vuracak. Yenileme. Düşmedi gene reis ya. Dayanıklı oluyor bu yerine geçtiğinde. Bu yenilemeyi saklayabilirsiniz. Çünkü aniden uyanışa geçiş.
Hem de ciddi bir rahatlık. Şimdi diğer durumlara geçelim. Arkadaşlar yani nefesiniz bittiğinde mesela ben şunu yapıyorum. Sahireler mesela hasar yemez. Sahire bir kaçışı var imkanı yok. Abi böyle böyle yaparsınız uzaktan. Hasar yemez. Diyelim ki ben nefesimi bitirdim yoklarken. Ulan nefes bitti. Aha adam dibime giriyor. Ne yapacağım? Hemen uyanışa geçin. Şu. O sıra bloklusunuz. Lan ne yapacağım yine? Şunu yapabilirsiniz. Ah ulti atmasın. Ulti dolu olunca ulti atıyor. Dikkat edin ona. Ya kilit vurun yani Z buff önemli okçuda. Şunu yapabilirsiniz. Hop. O mesafeye vurmuyor. Bu da nefes yemiyor. Önemli olan kısmı o. Açılmamış cooldown'u. 9 saniyesi var. Yani nefes yemeyen skill'leri de nefes bittiğinde adamı yoklamak için kullanabilirsiniz. Şunun cooldown'u 10 saniye. Hani 10 saniye iyi sayarsanız hani kaçarken tekrar kullanabiliyorsunuz gerekirse. Yani şu rabamı güzel atın. Adamı stunladığınızı gördüğünüz an hop bakın. Adam kalkıyor mu? Al bir daha düştü. İmkanı yok, imkanı yok. Bir daha grab. Oh! Wow! Striker'a döndüm lan tuş karıştırırken combo yaptım. Yani okçuda bu sektirme işi çok iyi. 10 saniyede grab'ı açılıyor çünkü eğer uygun sektirseniz tekrar grab bile atabiliyorsunuz uygun zamanda. Bu size kalmış. Ana kombosunu gösterdim vallahi arkadaşlar. Artık sorumluluk size. Bu dibime mi girdi? Nefesim bitti. Ay! Ha düştü mü? Bir daha düş grab. Nefesim bitti. Kalkıyor. Vurdum. Gibi gibi. Birçok alternatif var. Okçunun ayrıntılı PvP videolarını zaten getireceğiz. Hani biraz heyecanlı değişik oldu ama anladığınızı umuyorum. Hani geri de sarabilirsiniz. Şurada şeyler de var. Yani ana komboyu anladıysanız benim için sıkıntı yok zaten. Onun dışında okçu da önemli bir şey. Geri sol click uyanıştayken. İsabet buff'ı verir. %5. Bunu arttırdığımda %8 diye yanılmıyorsam. Nerede yatıyor? %11. %11 isabet veriyormuş. Bunu arttıralım. Şunu aldım. Şunu aldım. Artık bir isabet canavarıyım. Düş. Aha düştü. Oh. Kaç kaç kaç. Ölmedi. Kaçın. Rabanla yokla. Öl. Aha şimdi tekrar düştü. Aha grab atamadım öldüm. Mesela. Arkadaşlar yani okçu cidden tam bir kol sınıfı ama şöyle bir kolsuzluk da olur. Karşınızdaki kolsuzsa çok basit. Yapacağınız şu. Öldü. Yani çok yüksek hasarı var ve karşıyı biraz engel oluyor. Güzel bir şey. Arkadaşlar okçu ile ilgili benim kombolarla ilgili göstereceklerim bunlar. Şimdi size okçu karşıtı izleyenler için de tüyo vereceğim. Okçular için de tüyolara biraz devam edeceğim. Şimdi okçular için gerekli tüyolarda bulundum. Nefesinizi dikkatli kullanın. Bitiyor. Yani eğer adam üstünüze gelmiyorsa şu yoklamayı bir durun. Stun'ı da yemediyse bloktaysa nefesiniz yenilensin. Bittiğinde cidden yani mahvoluyoruz. Çok riskli bir şey. Nefese dikkat edin. Acil blok skill'lerinizi unutmayın. Nefessiz kullanılan skill'lerinizi unutmayın. Onun dışında arkadaşlar rabanınızı unutmayın. Karşınızda bir ninja varken bu. Kıpırdayamaz ya. Böyle kalır. Sonra aniden gidip grab atabilirsiniz grab mesafenizde ise. Çok rahat olur. Bir blinkte. Oktayken direkt şöyle uyanışa geçebiliyorsunuz. Tekrar bakın. Şöyle. Direkt uyanış. Oktayken şöyle uyanışa geçebiliyorsunuz. Uyanıştayken nasıl oka geçebiliyorum? Gösterdik. Bu. İşte normalde bende açık olsa şu space. Mesela. Ya da uyanıştayım ya. Hafif sol ve C hızlı geçirir. Bakın. Hızlı geçti. Sonra. Mesela. Bunları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ya çoğu sınıfa karşı mesafenizi koruyun. Dibinize girdiği ansa mesela şu blok skilli ile yoklayabilirsiniz. Hem de yere düşerse karınızdır. Şimdi karşınızda okçu varken mesafeyi korumasına izin vermeyin. Nefesini bitirmesini sağlayın. Sizi yoklayacaktır bloğunuzu açın. Onun dışında hasarı çok yüksek. Yani yere düşürmeye çalışıyor sizi. Yere düşürüp bitirir. Çünkü tek yiyor tek çekiyor. Bu konuda dikkat edin. Shotgun atıyorsa cesaretin anlamı yok. Eğer üstüne gidemiyorsanız iki adım geri gidin. Kafanızı toparlayıp öyle girin.
Okçu karşınızdayken de bunları yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım okçu ile ilgili şimdilik bunlar arkadaşlar. Ayrıntılı videolar getireceğim. PvP getireceğim. Bu videonun ardındansa bir video daha yayınlayacağım. Onu da izlemenizi rica ediyorum. Orada da kısa belli konulardan bahsedeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamıyla inşallah birlikte olmaya devam edeceğiz.